Evet, selamun aleyküm değerli dostlar, kıymetli müdavimlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler. 3 Haziran 2024, bugün 26 Zilkadde 1445 Zilhicce ayına, yani hac aylarına artık sayılı günler kaldı. Beytullah'a gidişler başladı. Milyonlarca Müslüman hacı olacak yine bu sene Arafat'ta ve sanırım kaç gün kaldı? 9-14 gün. 2 hafta falan kaldı. 2 hafta sonra pazar günü. 13-14 gün sonra Kurban Bayramı'nı ifa edeceğiz. Ve yüzyılın kurbanı adeta modern tanrıların kanlı sunak Gazze'de kurban ettiği mazlum dinde kardeşlerimiz, Gazzelilerin, Filistinli kardeşlerimizin onurlu, izzetli, şerefli mücadeleleri devam ediyor. Gazze bir numaralı gündem maddemiz. Onun dışında neler var neler, hemen üstadı da yayına alalım ve inşallah konuşmaya başlayalım. Üstadım selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyisiniz siz de inşallah. Çok şükür ben de İstanbul'a gelip gittim. Bir tansiyon düştü orada biraz. Ne oldu? Tansiyonum düştü. O biraz böyle bayağı sarstı. Baş dönmesi yapıyordu ama sonra düzeldi çok şükür ve tekrar geri döndük. Ben de böyle 2-3 gün son zamanlarda böyle yüksek bir tansiyon oluştu nedense. Böyle ölçüyorum. Böyle yüksek devamlı. Garipti yani. Sizde düşmüş, bizde yükselmiş. Yani bu tabii hep bir sürü şey duyuyoruz, yaşıyoruz, düşünüyoruz. Bunların hepsi şuur altında aslında ayrıca bizim bütün organlarımızı etkiliyor. İlişkilerimizi etkiliyor. Bunların da etkisi var. Bir de iklim şartları, manipüle edilen iklim şartları hepsi üst üste gelince Ankara daha kuru, orası daha rutubetli. Geldiğimde çok yüksek sıcaklık vardı. Gelirken de biraz başıma da güneş geçti, serinleyeyim diye camı da açınca. Geçmiş olsun. Sağ olun. İnşallah. Yaş arttı, yani kemale erdi maşallah 70 üzerine doğru. Ama Allah maşallah Asiye Sultan size iyi bakıyor. Ben şahidim çok yani. Çok şükür elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Allah ondan razı olsun. Yani o var diye bizim gözümüz arkada değil. Yani nelerle nelerle besliyor ben biliyorum. Kenevir almadınız mı yola çıkınca? Yani evet Allah iyilikler versin inşallah. Eyvallah üstadım. Şimdi tabii Gazze ile alakalı bir ateşkes gündeme geldi. Kabul ettiler, Biden, evet. Tabii Biden'ın teklifi geldi vesaire. İşte Hamas kanadı bunu kabul etti. Netanyahu'dan haber bekleniyor. Netanyahu'nun kabul ettiğine dair de bir haber gördüm ben. Ama tam tabii resmi açıklama şeklinde değil de 3 aşamalı bir ateşkes. Aslında Hamas'ın daha önceki taleplerine de dikkate alınarak hazırlanmış bir şey bu. Göründüğü kadarıyla İsrail ilerleme kaydedemiyor. Bu bir. İkincisi İsrail bütün dünyada çok ciddi bir tepki almaya devam ediyor. Üçüncüsü İsrail halkı bu şekilde devam edilmesini istemiyor. Bunun devlete de kendi inançlarına da siyasetlerine de zarar verdiğini düşünüyorlar ki bunun içinde Siyonist bazı gruplar da var. Yani hedefte, yöntemde hedefte sorun yok da yöntemde onlar açısından sorun var. Yani bunun böyle devam edemeyeceği ve yüzüne gözüne bulaştırdığı Netanyahu'nun bu işi şeklinde bir eleştiri alıyordu. Bu onlar için bir yani barış süreci gibi bir şey. Barış değil de ateşkes 3 aşamalı da düşünüldüğü için öncelikle İsrail'in güvenli geri çekilimi bu önemli. İsrail o bölgeden çekilirken aslında o da ayrı bir endişe taşıyor. Ve tekrar Gazze'nin imarı söz konusu. Bu çok önemli yani oraya insani yardımların gireceği anlamına geliyor. Yine esir değişimi de birkaç aşamada birden yapılacak. Tabii detaylar konusunda da bakalım çünkü esir değişimi derken tutuklular da
Orada daha önceden gelen tutuklular da var. Sanıyorum önce hanımlar konusunda kadınlarda bir değişim olacak. Bakalım yani bugünlerde bu konunun netlik kazanması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki Biden bu Trump'tan gelen Filistin devletinin tanınması sürecini başlatacaklar. O sürecin içindeki gizli bir takım oyunları da zaten birkaç gün önce yazmıştım ben neler yapılabilir diye. Yani bu Filistin Kurtuluş Örgütü'yle yapılacak bir barış değil, Filistin halkıyla eğer gerçekten bir tanıma olacaksa diasporanın dönmesi gerekiyor. İsrail nasıl dünyadaki Yahudileri toplayıp getirdi bu topraklara ve İsrail Devleti'ni öyle ilan ettiler. Bu süreçte ülkelerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş haklarının da tanınması lazım. Mutlak dönüş şart değil ama vatandaşlık olarak gelip oy kullanabilmeli. Gittikleri ülkelerde eğer işleri güçleri varsa o ülkenin vatandaşı olarak da yaşamaya devam edebilmeliler. Yani Filistin davasının İsrail'in tanımladığı bir Filistin değil, Filistin halkının tanımladığı bir Filistin. Ve orada diğer bir konu, Gazze açısından çok önemli bir konu. Gazze-Filistin davasının bir parçası olarak Kudüs meselesini görmüyor. Onu ayrıca bir iman, bir din davası olarak görüyor. Dolayısıyla o konunun Filistin'in tanınması ile birlikte konuşulabilir ama aynı şey olmadığını açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Yani başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinden ibaret değildir o Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün statüsü. Bu konuda da ben hep başından beri Hazreti Ömer beyannamesini esas alan bir yaklaşımın benimsenmesi ve bunu İslam dünyasının kabul edeceği bir anlaşma olması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Burada tekrar hatırlatmış olayım. Filistin'i tanıyan İrlanda, İspanya ve işte Slovakya'da, Slovanya'da devreye girdi biliyorsunuz. 67 evet. Sınırlarını baz alıyorlar. Bu çok önemli ve dikkat çekici. Birleşmiş Milletler kararını. Filistinliler için yani gelinen noktada şu, tabii bundan 15-20 yıl öncesine kadar ne 67 sınırları, yani Filistin'in bütün topraklarının tümü üzerinden biz bir mücadele sürdürüyoruzdan geldiğimiz nokta bu zor şartlar içerisinde adeta Dayton Anlaşması'nı hatırlıyor musunuz Bosna Hersek'te? Evet, tabii, Ali İzzet Begoviç'in yani içim kan ağlayarak bu imzayı atmak zorundayım ama en kötü barış savaştan iyidir diye bir açıklaması vardı. İş tabii ki o noktaya geldi, taşındı bu ağır vahşet ve katliamlarla. Hatta Filistin'deki kardeşlerimizle biz Kudüs ziyaretlerimizde oturup böyle konuşurken ya biz yani 67 sınırları olsun artık şöyle evimizde bir huzur içerisinde bir saldırıya, bir işgale, bir müdahaleye maruz kalmadan özgürce yaşamak istiyoruz ha gelmişlerdi. Bu Gazze için artık geçerli değil zaten tırnak içinde bir ifadeyle. Çünkü Gazze diye bir şehir kalmadı. Metrekareye bir santimetrekareye düşmeyen bomba kalmadı. Evet, evet. Kaç binlerce ton artık bunu artık şey yaptık yani konuşmaya değer bulmaz hale getirdik. Binlerce ton bombayı metrekareye değil santimetrekareye artık düşmeyen bomba kalmadı. Ölmeyen aile. Ya biliyorsunuz bazı aileler orada kütükten silindi. İzleyicilerimizin bu noktaya dikkatini çekmek istiyorum. Bazı Gazze'li mücahitlerin aileleri kütükten silindi. Yani bütün sülalesi yok edildi bazı ailelerin. Bir takım aşiretlerin öyle söyleyelim. Ve bunların hayat içerisinde DNA'larının, varlıklarının devamını istemedi küresel emperyalist kabalistler. Çünkü bunların neslinden gelebilecek her türlü kız erkek nesiller yine bu mücadele ruhuyla gayret edecekler üzerinden. Ama o DNA'lar dünya insanlığının üzerine adeta bir rahmet yağmuru gibi yağdı. Şey ne diyordu Netanyahu? Yok, Dışişleri Bakanı dedi, İsrail Dışişleri Bakanı. Biz biliyorduk dedi üniversitelerde bunların teröristleri falan yetiştirildiğini ama Amerika'da da Amerika'daki üniversitelerde de bu Gazze
Hamas'ı teröristlerin olduğunu bilmiyorduk dedi. Bak bak, hatırlıyor musun? Görmek istemiyorlar gerçi. Yani evet. İslam'a dönüş, giriş, İslamofobiyayı da bitirdi. Yani Gazze direnişi sadece Filistin halkının değil, bütün Müslümanların yüz akı oldu. Hatta Müslümanları bırakın, insanlığın vicdanı uyanması çok açısından büyük bir rahmete vesile oldu. 2035 projesi, bunu ya biz yayınladık sadece. Bunlar evet. Bunların şeylerini de hazırlamışlar. Batı medyasında çıktı. Bak yani o enkazı, enkazı görüştürmüyorlar. Bak aslında bunu yapmak istiyorlar. Yani siz yanlış anlıyorsunuz. Böyle modern bir Gazze hayal ediyor. Bütün Gazze'liler zengin olacaklar. Ve bu bütün dünyanın da dikkatini çekecek bir ticaret merkezi, enerji aktarım merkezi. Üç kıtanın kesiştiği, çünkü Basra Körfezi'nden bir hat, Hindistan ve Çin'den gelen koridor burada Kızıldeniz'den gelen koridorla birleşip Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerinden Akdeniz ülkelerine uzanan bir uygarlık yolu olacak. İşte Gazze, buradan yeni Sina'ya Gazze. Biliyorsunuz. Sina'da ne kuruyorlardı? Tabii orada yani Neom ve zaten Suudi Arabistan toprakları o bölgede inşalara başladılar. Bir yer altında bir şehir var. O tamamen siber dünyanın geleceği için ordular inşa ediyor. Bir de Line diye yer üstünde kapalı bir havza. Bütün dünyaya oradan erişebileceksiniz. Ama sadece bir site bu. Site içerisinde de bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Değişik yöntemlerle avatarlar üzerinden dünya seyahati de yapabileceksiniz. Ve hiçbir atık yok, sıfır atık. Ölü insanlar, mezarlık yok mesela. Ölü insanlar bile yeniden dönüştürülerek kedi köpek maması ya da insan maması yiyeceği ya da bitkiler için kompoza dönüştürülebilecek. Kendi kazuratlarını, itrarlarını içecekler ve çok ilginç, yani Fransa'da geçenlerde bir arkadaş aradı. Fransa'da bir otel sıfır atık projesiyle kirli suları arıtıp tekrar hem kullanımda hem de içecek olarak verebiliyor. Yani şu anda çalışıyor bu. Yani sıfır atığı bizimkiler çöp zannediyorlar. Halbuki onlar çöp insanlardan da söz ediyorlar. Yani bu kadar insanı çok mesela Amerika'da iki tane insan dönüşüm merkezi kurdular. Yani onları kompoza çevirerek çok kaliteli bir çiçek gübresi ne dönüştürecekler. Yani böyle şeyler üzerinde çalışıyorlar. Evet, şimdi nereden geçtin? O kadar modern bir şehir görüntüsünden böyle bir enkaza. Evet. İşte onu pazarlıyorlar. Biz böyle yapmak istiyoruz. Nasıl bizi kandırıyorlar? Yani dünya insanlığını nasıl kandırıyorlar? Şey, bir izleyicimiz size daha önce yazdım. Gazze'nin kuzeyinde çok büyük doğalgaz yatakları var. İsrail güneyden çekilir ama kuzeyden çekilmez. Hayal görmeyin diye. Yani bunu biz aylar, yıllar önce de doğalgaz kaynakları üzerinden Akdeniz'de, Gazze sınırı da dahil olmak üzere. Başka bir takım şeyler vardı. Onları şimdi söylemiyorlar. Kamuoyunun gündemine getirmiyorlar. Orada doğalgazdan o bağlamda çok daha değerli, kozmik, metafizik bir takım şeyler var. Onun bir de o boyutu var. Sina boyutu var. Yani Sina'da bunlar bizim için de çok değerli, Tur-i Sina. Yani o bölgenin tamamının dini açıdan, tarihi açıdan ya da kozmik açıdan çok büyük özellikler olan yerler. Yani bu Doğu Akdeniz güvenliği açısından son derece stratejik yer. Lübnan'ı da içine alan bir İsrail. Çünkü İsrail kamil devlet statüsünde bölgede kabul edildiği an bir saldırmazlık paktıyla zaten şimdiden Suudi Arabistan topraklarında inşaaya başladıklarına göre onların da hedefleri Nil ile Fırat arasındaki bölge doğrudan Kıbrıs bağlantılı olarak İsrail Doğu Akdeniz'i kendi münhasır bölgesi ilan etmeye ve bu iş içinde Mısırlıları falan da bu projeye ortak etmek istiyorlar.
Yani Türkiye'nin de ortak edilmesi, mesela bu projenin müteahhitliğini gelin bu Gazze'liler buradan çıksınlar, böyle bir şehir kuralım. Ve bundan da sizler de bu projede yer alın diyorlar. Yani şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Türkiye'nin bu projede yer almasını istiyorlar. Yani İsrail, Suudilerin sermayesini kullanacak, işte Türk mühendislerin, ne bileyim iş adamlarının o bilgi birikimini, Mısır'dan da daha ucuz iş gücü alarak, bunlar hepimiz karlı çıkacağız, kazan kazan dedikler, hani win-win, herkes kazansın. Ama şu Gazze'liler de buradan gitsin ve eğer bu yeni senaryo hayata geçirilecek olursa Filistin devletini tanıyalım. Bu projenin de zaten Filistin'de işin içinde yer alsın. Bu Filistin polisi Gazze'lilerle uğraşsın. Teröristleri yakalasınlar, suçların iadesi anlaşması yapalım, bize versinler. Ötekiler de zaten teröre yardım ve yataklık etmekten ülkeyi terk edecekler. Gidecekleri yerleri de hazırlayalım onları, başımıza bela olmasınlar gibi bir anlayış da var. Dikkat etmek gerekiyor. Yani AU'yu altın tas şişe sunarlar, Baldoğan'ın suç ortağı. Islah edeceğiz diye geliyorlar ama çok büyük bir bozgunculuk, büyük bir fitnenin planları var orada. Şimdi bunların her şeyinin yalan olduğu, zaten feraset sahibi insanlar olaylar yaşanırken, hatta yaşanmadan olguları okuma üzerinden, ferasetle bakış üzerinden çözüyor. Kimisi yaşayarak öğreniyor, kimisi yaşadıktan sonra bile halen maalesef bir takım gerçekleri göremiyor. Nasıl? Bak bugün üstadım ilginç haberler çıktı. Mail Online'ın, Daily Mail'de bak üstadım. Şimdi ben bunu ekrana ya çok trajikomik Türkçe sayfanın Türkçeleştirilmiş halini getiriyorum ekrana. Hı hı. Anthony Fauci yani itiraf etti, evet. Küresel yalanların, o günlerde diyorduk ya bunlara güvenilmez. Bunlar insanlık düşmanı. Bu maske, mesafe vesaire falan var ya, sosyal mesafe, çocukların maskelenmesi. Bak ne diyor? Açıklandı. Ekranda mı şu an? Evet. Açıklandı. Anthony Fauci 1.8 metrelik sosyal mesafe ve çocukların maskelenmesi de dahil olmak üzere COVID kurallarını uydurduğunu ifade etti. Al şimdi nasıl bir beddua edelim biz şimdi? Bunlara ne diyelim yani? Neyse, yani eğer itiraf ediyor, özür diliyor ve bu oyunun arkasını anlatıyorsa. Özür bakın, mü diliyor? Bak, ya üstadım Allah aşkına bir dur ya. Mesela bak şimdi, özür mü diliyor bu? Emine Erdoğan da söylesin, yani sıfır atık projesinin şu anda Birleşmiş Milletler'in de desteklediği, Avrupa'nın da desteklediği, İslam dünyasına örnek gösterdikleri bir proje. Ve Halk Bankası'ndan filan da çok ciddi destek, kaynak alıyorlar. Yani sıfır atık projesinin İslam ülkelerine dönük kampanyasını bizden birileri üzerinden yapıyorlar. O zaman onlar da özür dilesinler ya da araştırsınlar ya da bunları kim... Hani Tayyip Bey beni kandırdılar, aldattılar diyor ya, Emine Hanım'ı böyle dolaştıran, bu konuları tezgahlayanlar kim acaba? Yani kulağa hoş gelen her şey içi aynı şekilde hoş olmayabiliyor. Şimdi Anthony Fauci'den oraya nasıl geldi? Anthony Fauci... Buradan da bu geberesi cevabı ya. Geberesi cevabı. Oraya da geleceğiz. Tabii, Anthony Fauci hata yaptım diyor. Bizimkiler hata yaptım demiyor daha. Oraya sormuşlardı, altta yazıyordu. Yani bu sıfır atık projesini kim Türkiye'de gündeme getirdi, kimler savunuyor diye altta yazıyordu, soruyordu. O da yukarıdan çıkınca ben o ikisinin arasındaki ilişkiyi öyle kurdum. Şimdi sıfır atığa ayrıca gelelim. Hı-hı. Ona da ayrıca gelelim. Yani Türkiye'de... Yani şimdi üstadım, adam bilmem nereden bir atığı vermiş, ona bir GPRS takmış, o atık tabii, Adana'da çıktı. Tabii. Şimdi bunları zaten biz konuştuk doğal olarak. Yani tabii, biz tabii. Burada orada duruyoruz zaten, durduğumuz yer belli.
Ama şimdi Anthony Fauci'ler üzerinden şimdi yeni bir küresel dalganın planlarının yapıldığı DSÖ'nün 77. asamblesinde ayak oyunlarıyla adeta tırnak içinde meclisin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda meclisin ilk dönemlerinde bir takım kanunların kopyala yapıştır takdirle Türkiye'de nasıl anayasaya konulup bir takım düzenlemeler yapıldığını atıfla söylüyorum. Adamlar operasyonları çok enteresan Tabii yapıyorlar. tabii Takip tabii ettiniz yani mi? tabii. Şimdi şu andaki son durum aslında bu yönetmenlik kabul edildi ama bir eylem planı söz konusuydu. Eylem planı geçmedi. Onu 2015 Mayıs'ına kadar geçirmek ama mümkünse bu yıl içerisinde geçirmek üzere. Ama gece yarısı bir toplantı yaptılar. Bu süreç tamamlanana kadar bir geçici eylem planı üzerinde DSO yeni bir kendine sorumluluk alanı. Yani bu ertelenemez, geciktirilemez, hayati öneme sahiptir diye böyle bir oyun peşindeler. Aslında bu geldikleri nokta şu hani kırmızı buzağı hikayesinden sonra ikinci yenilgi. Bu arada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı İngiltere, Japonya filan buna hayır dediler. Ama hayır dedikleri nokta aslında tam da bizim beklediğimiz şekilde bir hayır değil. Gelişmiş ülkelerin bu konuda gelişmekte olan ülkelere kaynak aktarması konusunda bir fon taahhüdüne itiraz ediyorlar. Yani bu da olsa sonuçta bir itirazdı bu. Ama o hayır diyenlerin içinde bir takım ülkeler bu konuda kendilerine yüklenen mali yükümlülük konusunda itirazda bulunuyorlar. Sonuçta bu onların bekledikleri gibi kongre sonucunda geçmedi. Ama açıklanan metinde bu konunun müzakereye devam etmesi ki o bunu çok büyük bir başarı olarak görüyor. Yani işte bu reddedilmedi müzakereyle yine biz bunu geçireceğiz anlamında. Yani ülkeler yani D77. Asamblede ülkeler salgın anlaşmasında değil de sanki salgın anlaşmasının o sürecinin müzakerelerinin devam etmesi konusunda Evet. süreci devam ettirmedi anlaştılar anladığım kadarıyla. Evet. Yani Ama burada tabii bitti mi? Her şey bitti mi? Yok. Yani mücadelenin devam etmesi lazım. Devam ediyor. Yani bazı ülkelerin hayır demesi çok önemliydi. Ama bu hayır diyenler arasında hiçbir İslam ülkesinin olmaması Türkiye'de dahil, o da ayrı bir üzüntü verici bir durum. Yani Vay yine be. Bak sen şu Fauci'ye ya. Yani o zaman bunlar yalansa kimler kim bilir neler yalan, değil mi? bir Büyük yalan yalanlar. rüzgarı her tarafı sardı. Yani mRNA'nın da yalan olduğu ortaya çıktı. PCR'ın da yalan olduğu. Mesela PCR'ı bulan adam kendisi açıklama yaptı. mRNA mahkeme kararıyla yani bunun bir aşı olmadığı, bir gen manipülatörü olduğuna ilişkin kararlar ortaya çıktı. Yani Batı'da bir takım yine namuslu insanlar hem protesto ettiler hem de gerçeğin ortaya çıkması konusunda sorumluluk üstlendiler. Bu önemli bir konu. Ümit ederim İslam ülkesinde de bu anlamda yeni yeni uyanışlar olacaktır. Ama bu arada hemen güzel bir haber Maldivler'den geldi. Neydi? İsrail pasportu taşıyan hiç kimsenin ülkeye Maalesef. giremeyeceği açıklandı. Var olanların da derhal ülkeyi terk etmesi istendi. Bu güzel haberdi. Kötü haberse Azerbaycan İsrail'le dost olduğunu ve saldırgan olan Gazze'ye karşı tavırlarını koruduklarını açıkladılar. Ve Türkiye'de SOKAR'a karşı yönelik protestoları da şiddetle reddederken bizim Kabe'mizde, bizim Kudüs'ümüzde Azerbaycan'dır gibi bir açıklama geldi bir sosyal aktörden. Yani biliyorsunuz Azerbaycan'da aynı zamanda hem Türkiye'ye yakın hem de İran'a yakın o uç noktalardan birinde İsrail üssü bulunuyor. Askeri bir üs var.
Şeyden de rahatsız oldular yani Türkiye'de yani sokarı protesto edenler Tabii. oldu. Böyle Şafak'ta bir operasyon yapıldı vesaire. Yani şimdi şöyle protesto tabii yapılacak ama bir takım görüntülerde böyle kapılar çerçeveler kırılıyor gibi bir takım görüntüler de o servis edildi. Görüldü sosyal medyada. Yani yöntem ne kadar hani usulü tartışılsa da protesto Filistin üzerinden bu bağlamda dikkat çekilmesi ama yani eğer camlar kırıldıysa vesaire. Bununla alakalı Sabahleyin operasyonla yani terörden mi alınıyor? Nasıl alınıyor? Ben anlamıyorum ki. Kamuoyu Yani hakikaten ciddi sorular sordu bununla alakalı. çıplak arama yapıldığı iddia edildi. Ne bileyim bu kişilerin hala yani gözaltında bulunmaları. Hemen bırakıyorlar yani bunlar bilinen kişiler, dışarıdan gelen kimliği belli olmayan kişiler değil. Yani bu kadar uzun süre gözaltında bulunup evlerinde aramalar yapmaları falan filan. Bunlar da bir dışarıda da çok hoş bir imaj oluşturmuyor. İçeride de aynı şekilde. Zaten Türkiye'de bu konuda sivil tepkiler yeteri kadar değil. Bir avuç insan bu tepkileri göstermeye çalışıyor. Onlara karşı da bu tür davranışlar hoş karşılanmıyor. Yani Yani hem Agarta şenliğinde koruyuculuk yapıyoruz. Haydi Agarta şenliğinde o çıplak şovu, o polis işte toplum ahlakını, genel ahlaka aykırılıktan operasyon yapsın. Yok, o olmuyor. Onları, yani 1,5 milyon insan katılıyor. Burada yani 1.500 10 kişi tane yok genç aslında. almakla 1,5 milyon insan almak arasında fark var. Ama Sokar'da demiş ki İsrail'e ham petrol satışı bu iddialar asılsızdır diye de belirtmiş. Zaten gözaltına alınanları yapılan açıklama 13 arkadaşımız mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlal suçuyla. Yani bu noktaya dikkat edilmesi lazım. Orada Yani görüntülerde kapı çerçeve kırılıyor falan böyle konut dokunulmazlığı ya ihlal haklı etmek gibi olmak varsa haksızlık yapma hakkı vermez tabii ama sonuçta haddinden fazla şiddet. o tür bir eylem olmuşsa da yani tekrar polis de bu eylemcilere karşı sen bunu yaptın diye o da ona şiddet uygulayarak bir şey yapamaz. Yani bunu Amerika'da da görüyoruz. Alırsınız, yargılarsınız. Neyidir, ne değildir. Ondan sonra da gereken mahkeme kararını verir. Eyvallah. Bunu da bu arada özel uçuran Çinliler son yolculuğuna uğurlandı üstadım. Siz de tweet attınız. Ah, evet. Hayırdır? Ne demek Aa, istediniz? ben çok O iyi tweet'i de bilmezdim getirmeyin. de nasıl bilirsiniz diye sorarlarsa ben iyi bilmezdim de meğer ne mübarek bir kişiymiş. Ha bak şurada bir tweet. Özerçiller ne mübarek adammış. Yaşarken değerini anlayamadık. Hep öyle oluyor zaten. Adını bir camiye mi versek, köprüye mi versek? Gidenin yeri dolmuyor ama o gittiyse Tansu Çiller var. Evet. Nedir yani bu tweet şimdi? Ne demek Gayet istedin? açık. Ben öyle Yani bilmiyordum. ha nasıl bilirsiniz üzerinden ölen vefat edenlerin Evet. arkasından ha onu Yani cevap vermelisiniz. makamı âli Madem olsun öyle niye filan diye. cenazeye katılmadınız? Yapmayın. Cenazeye katılsaydınız Ankara'da değil miydi cenaze? Bilmiyorum, İstanbul'dadır herhalde. Evet, ölümlü dünya. Tabii bu dünya kim hiç bana da kalmayacak. Üstad sana da kalmayacak. Kimseye Tamam. kalmayacak. Yani Herkes bize her sorulacaksa bize bir ağzı adil şahitler olacağız. Ben öyle bilmezdim. evet. Yaşarken de bir takım enteresan konularla gündeme gelirdi. Evet, yani. Bayağı hayli bir erkan katılmış yani Cumhurbaşkanımız da orada. Yani Demokrat Parti Genel Başkanı'ndan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a kadar, Süleyman Soylu'ya kadar, Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski bakan, evet. Bayağı bir evet katıldı. Tabii Tansu Çiller eski başbakan olması hasebiyle eşinin vefatı devlet erkanında bir karşılık görüyor doğal olarak. Bu kadar diyorsunuz yani.
Yani ne diyeyim şimdi? Hiç sormadan başka konulara giriyorsunuz ama. Ne sen sor. Ben Anadolu Favüs diyorum. Siz konuları nereye götürüyorsunuz? Alta soruyu yazıyorsun alta. Neyse şimdi o soruyu ben yazmıyorum. Soruyu zaten şey izleyicinin şeyiydi, yorumu ve sorusu olarak da hani konu tamam. Bağlıyorsunuz. Ama aynı yani. Bağlantılı Fauci hata yaptığını söylüyor. Bizimkiler de söylesin diye. Hata yaptığını diyorsunuz ya. O hatasını mı orada ikrar mı ediyor? Yok. Dalga geçiyor adam ya. Hadi bakayım yapın bana bir şey. Hadi. Hadi küresel anlamda uluslararası zeminde çıksın birisi desin ki ulan diyen de var mı? Anthony Fauci. Diyen yani, de Fauci'nin tabii ne yaptığını tam diyor? Bilmiyorum. Kalbinden geçeni ama yani gerçekten bu işte rol alıp sonra daha geçen gün iki gün önce de yine birileri çok karşı durduğunu ama anladıktan sonra çok büyük bir pişmanlık duyduğunu işi araştırdığında da bunun işin içinde çok farklı boyutları olduğuna ilişkin açıklamalar yaptılar. Yani açıklamalar geliyor. Sizin konunuz uzundur. Bu konu nedir? Hakikaten öldü mü vatandaş? Yani bu öldü haberleri eskiden beri geliyor ve hiçbiri gerçek olmadı. Ama son gelen haberler sağlık durumunun iyi olmadığı. Çünkü artık orayı boşaltmışlar. Orada Amerikan polisi artık kontrolünde orası. Kulübede kimse bulunmuyor. Öyle zannediyorum ki yani zor durumdaydı. Birileri bunu götürdü ve vasiyeti böyledir diye ona bir vasiyet. Çünkü kendinden sonra örgütün mal varlığı ve yönetimini kim üstlenecek? Bu konuda son sözü söyleyecekti kendisi olduğuna göre. Onun şahitleri ki yani onu yazarlar mı yazdırırlar mı nasıl oluyorsa. İşte bugün yarın aslında dün de tekrar hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi geldi. Şu anda tabii bilmeyiz ama bugünlerde sağlık durumu hakkında bir bilgi gelir. Ama o nasıl olsa bundan sonra durumu ağırlaştığı için sonrası döneme ilişkin çok ciddi tartışmalar var. Ve bunların uzlaşma imkanı da pek yok. Çünkü bulundukları ülkelerin hükümetleri ve istihbaratları ile yakın ilişki içindeler. Daha önce bunlar kendi aralarında o istihbarat örgütleri yakın temasları olurken bugün biraz daha mesafeliler. Dolayısıyla Almanya'dakiler ya da İngiltere'dekiler, Fransa'dakiler, Amerika'dakiler kolay kolay kendi aralarında anlaşamayacaklar. O ülkelerde bu istihbarat örgütleriyle yakın teması olanlar arasında da sorun yaşanacak. Bu da örgüt içinde ciddi bir hesaplaşmayı beraberinde getirebilir. İngiltere'de neler oluyor ya? Geçen gün High Street'te bir restoranta falan saldırı maldırı oldu. O takip evet. Edebildim mi? Evet. Garip bir şey yani. Bak şimdi üstadım getiriyorum ekranı da. Bunu böyle özelden de ben takip ediyorum. Tabii Türkçesini biraz Türkçe Google Türkçeyi biraz çok tam %100 şey yapamadığı için. Baksana yani rakip çeteler arasında Tottenham Türkleri ile Hackney bombacıları Britanya'nın eroin ticaretini kontrol etmek için mücadele ediyor. Yani çok çok ilginç. Yani bunları birbirine kırdırmak çok zor değil. Eğer polis her birine ayrı ayrı operasyon yapacak olursa kendi işini zorlaştırır. Halbuki bunları birbirine kışkırtırlarsa kendiler daha rahat ederler. İki tarafı birden toplarlar. İkisi de zayıflamış olarak toplum önünde de gözden artık uzak olmaları gerektiği noktasında çok daha polis eli güçlü olur. Bu süreç içerisinde bir kaotik ortam. Öyle zannediyorum ki Haziran ayı bu anlamda dünyanın birçok yerinde böyle benzer kaotik ortamlarda başka hesaplaşmalar gündeme gelir. Yani suikastlar. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Yani bir olay oluyor. Ona bağlı olarak daha başka küçük olaylar. Onun gürültüsü içerisinde öbürü kaynar gider.
yani terör olaylarına dikkat etmek gerekiyor. Bu mafya operasyonları içeride de dışarıda da bu tür şeylerin bundan sonra daha fazla olması mümkün. Yani içeride şimdi, de biliyorsunuz şimdi yani Sinan Ateş cinayeti üzerinden bir takım Ankara'daki mafya vari tiplerin tutuklanması, gözaltına alınması, sonra bir tane tanığın yurt dışına kaçması, yurt dışından bir takım YouTube yayınları yapması, sonra onun da operasyonla alınması, herhalde Türkiye'ye daha gelmedi ama hani Türkiye'de de yani daha fazla olacak bunlar. Ya İngiltere'de zaten bunlar normal şeyler değil. Hani Hollanda'da uyuşturucu mafyası var biliyoruz. Türkler oradadır. Yani bir gün yıllar önce Amsterdam'dayız arkadaşlarla, bir vesile için Amsterdam'a gittim. Amsterdam'da bir iş adamı arkadaş var, oturuyoruz. Birisi geldi böyle kısa boylu. Arabadan vay dedi Kenan baba, arkadaşı söylüyor. Nasılsın, ne var ne yok? İyi falan, selamlaştılar. Biz devam ettik araçla yolumuza. Dedi ki kim bu biliyor musun? Kim dedim. Amsterdam'ın en büyük baronu dedi. Türk kısa boylu, göreceksiniz. Yani oraları biliyoruz ama şimdi İngiltere'de De var tabii. Yani oralarda var. Çok enteresan. İşte demek ki birilerinin operasyonlarla, bu operasyonlar içerisinde birileri de götürülüp tehdit ve şantajla başka eylemler için kullanılabilir. Yani onlar birbirlerini bir kırmaya başladıktan sonra bazıları da sistem tarafından teslim alıp tetikçi olarak da kullanılabilir. Bu İtalya'da daha çok oluyordu bu tür olaylar. Dünyanın her yerinde Agarta'nın olduğu, yani kumar mafyası, fuhuş mafyası, uyuşturucu mafyasının olduğu her yerde bu tür olaylar olur ve bunlar mutlaka siyaset ve iş dünyasıyla da bağlantıları olur. Oralara uzar. Geçen hafta neydi bu Ruanda meselesi? Günde işte 66 uçuş var. O Ruanda'nın ne alakası var? Türkiye'ye uçuş yapıyorlar. Oradan Afrikalıları mı Türkiye'ye taşıyorlar? Bir sürü böyle iddialar ortaya çıktı. Biz buna özel eğildik biraz haber vakti olarak. Evet ya, gördüm. İsrail'in o bölgeyle alakalı bir takım haberleri, yani şeyleri, planları üzerinde 2018'den beri var olan bazı araştırmaları yaptık. İlginç de haberler çıkarttık dosya olarak. Sonra da bunun bir provokasyona dönüştüğü net ve açık. Neyin planlıyorlar bunlar? Şimdi, ne oluyor yani? Yani ilk açıklama Ruanda'dan İngiltere'ye giden bazı göçmenlerin tekrar iade edilmesi, ama bu iade anlaşması yapılırken de bunların daha güvenli bölgelere aktarılması konusunda bir mutabakat, bir protokol. Ruanda aslında Tutsi diye iki ailenin yaşadığı, büyük kabilenin yaşadığı küçük bir devletti. Orada 1 milyonun üzerinde insan yani palalarla birbirlerini paramparça ederek öldürdüler. Evet. Ve bu bir oyundu aslında. Orası dünyanın en iyi turizm tırnakçı cennetlerinden biriydi ama bu kabilelerin elinde değerlendirilemiyordu. Böylece bunları 1 milyonun üzerinde insan canını kaybetti. 2 milyon civarında insan ülkeyi terk etti. Yani kaçtı gitti. Zaten Ruanda'nın nüfusu 5 milyon bile değildi. Yani nüfusun yarıdan fazlası ya öldü, ya yaralı sakat kaldı, ya da ülkeyi terk etti. Geri kalanları da işgal edildikten sonra tekrar, yani yeni düzen kurulduktan sonra, orası bir dünyanın en lüks turizm merkezlerinden biri haline getirildi. O konsorsiyumun içinde İngilizler de var. Orada kalan nüfusun, yani fazla kalabalık etmesinler diye eğitebildikleri, istihdam edebildiklerini orada tutuyorlar. Geri kalanlarını kendilerinin ihtiyacı olan paralı asker olarak mı kullanır onları, yoksa başka alanlarda mı istihdam ederler? Sonra da başka yerlere gönderme taahhüdünde bulundular. Yani o bölgedeki lazım olduğunda da geri çağırmak üzere. Şimdi bunun üzerine İngiltere'deki bir grup Ruanda'ya tekrar iade edilmek isteniyor. Ruanda'da bunların başka bir yere transferini teklif ediyor. Bu transfer edilecek ülkelerde
acaba Türkiye olur mu? Şimdi bu böyle bir söylenti var. Bir de bu bölgedeki uçuşlarla ilgili aktarma istasyonlarından gelen uçakların aktarılarak gelmesi, yani Ruanda bağlantılı ya da diğer Mısır bağlantılı, hatta Dubai bağlantılı uçuşların Türkiye'ye geçişleri, Türkiye'de bir aktarma istasyonu, onunla ilgili zaten sizdeki haber bir detaylı bilgi veriyor. Ama bu şu anda yani iddia edildiği gibi bir olay olmadı. Çünkü hiçbir açıklama yapılmadı ama hükümetin de daha sonra iletişim başkanlığı bir açıklama yaptı ama çok geç bir açıklamaydı o. Böyle bir şey olduğunda hemen, çünkü uçakların gelişleriyle ilgili fly radar çıktıları yayınlandı. Sonuçta o söylendiği gibi olmadı. Ama zaten hassas olan bu göçmen konusunda kamuoyu böyle bir olay karşısında gerildi. Yani çünkü hem İngiltere üzerinden, hem Ruanda, hem Türkiye ile ilgili uçuş bağlantıları falan veriliyor. Ancak olay burada bitmeyecek öyle zannediyorum ki. Çünkü Türkiye üzerindeki göçmen politikası bu Gazze bağlantılı olarak yeniden gündeme gelecek. Ayrıca Afrika'dan İsrail'e yeni nüfus akışının da örgütlenmesi söz konusu. Şöyle, falaşalar konusu yeniden gündeme geliyor. Şu anda Şabat örgütü Afrika'da 20 kadar ülkede örgütlenmiş durumda. Ya çok ilginç, en fazla Şabat örgütü Fas'ta var. Afrika'da. Afrika enteresan değil mi? Çok ilginç yani. Güney Afrika'da var falan falan. Fiilen bulundukları yerler %50'den fazla. Ama yani kurumsal altyapısı olmadan Habat'ın iş yaptığı, ama doğrudan Şabat bayrağı tabelasını asıp örgütlü olarak mabetlerini açıp faaliyet gösterdiği yerler bayağı artmış vaziyette. Buradaki hem Yahudileri, yani o falaşa gruplarını örgütlüyorlar. Onları Afrika'daki, bunu da hem Çin, çünkü Çin çok ciddi bir varlık göstermeye başladı Afrika'da. Özellikle maden konusunda. İkincisi Rusya'nın bölgede, çünkü Mali'de onu gördük. Mali'de Fransızlarla Ruslar beraber operasyon yaptılar, biliyorsunuz. Öbür taraftan Nijer'de uranyum madenlerini işleten Çin. Ve Çin'in de çok ciddi kolonileşti. Hatta Çin'in Türkiye üzerinden bir takım kişileri vatandaş yaparak Türk pasportuyla Afrika'da değerli taşlar, madenler konusunda, stratejik madenler konusunda iş yapmak istediğini de biliyoruz. Ve bu maksatla ciddi anlamda bir nüfus da kaydırıldı Türkiye'ye. Buna karşı İsrail yeni bir atak yapıyor. O Habat örgütü üzerinden, nasıl Kıbrıs'ta var oldularsa, orada da bir anda hemen imar faaliyetleri, madencilik faaliyetlerinin öne geçtiğini görüyoruz. Burada muhtemelen hem İsrail'in o Büyük İsrail projesinde istihdam etmek üzere falaşa gruplarından, onların renkleri de hemen tanındığı için Yahudilerin arasına karışması çok şey olmuyor. Onları konsolide edebiliyorlar. Sina olsun, diğer yerlerde istihdam etmek üzere. Ve burada tekrar bu kişiler İsrail'de İbranice'yi daha da geliştirip ideolojilerini, dini geleneklerini daha iyi bir şekilde fiilen yaşayarak ya da eğitimini alarak tekrar ülkelerine dönmeleri ve oradaki bu defa kabileleri yönetmek üzere örgütlemeleri ile ilgili bir takım senaryolar var şu anda. Yani Çat'ta da varlar, ne bileyim. Mesela çok ilginç, Senegal'de bulunuyorlar ama Senegal'de resmen tabela asmamışlar.
Senegal onlar için çok önemli. Fas'ta en fazla göründükleri yer. Orta Afrika'da varlar. Sudan, o alt Sudan'da, Güney Sudan'da varlar. Eritre'de tabela asmadıkları halde varlar. Aynı şekilde orada birkaç küçük devlette daha. Yani bir, maden olan yerler. İkincisi, stratejik konuma sahip olan yerlerde bayrak göstermeye başladılar. Yani oradan çok büyük ekonomik fayda elde etmeseler de, ama mesela Eritre onlar için son derece, Djibouti aynı şekilde. Belki bayrak göstermeleri şu anda tepkiye sebep olabilir. Ama ekonomik ilişkileri geliştirme, yatırım yapma adına, çünkü pasaportları bir tane değil, çok sayıda pasaport kullanabiliyorlar. Bu bölgelerde örgütlendiklerini görüyoruz. Ya da eskiden Libya'nın ağırlık merkezi vardı. Muhtemelen Türkiye'nin gittiği bölgelerde bunlar yeniden kendilerini konumlandırmaya çalışacaklar. Yani İsrail'in Afrika politikası aktif hale getirilmiş durumda ve çok hızlı bir örgütlenme içindeler. Şimdi dediniz ki, şimdi derin Yahudi, yani Siyonistleri bile yöneten aklın tanımlandığı isim son yıllarda Habat ya da Çabat ya da Şabat. Biz ona Habat diyoruz. Siz bunu yazdınız. Konuştuk. Türkiye'de Habat'ın nasıl Taksim Camisi'nde yapılması düşünülen organizasyon. Türkiye Habat sorumlusunun organizasyonunu iptal ettirdiniz siz. Değil mi? Hatırlayalım bunları. Şimdi Habat, Siyonizmi bile yöneten akıl. Biz böyle öğrendik. Yani sizin açıklamalarınızdan, yazılarınızdan böyle öğrendik. Şimdi Habat'ın, bak bu resmi sayfası, lubavitch.com, yani Habat Lubavitch headquarters'ından, yani merkezleri. Şimdi bak, bu adamların kendi sitesinden veriyorum. Şimdi Afrika'daki merkezleri ekrana geldi mi? Evet. Görüyor musunuz? Evet, Angola, Ghana, Ayrım, Mauritius, Nijerya. Sahilleri, Mauritius, bak Mauritius'ta bile varmış. Nijerya, Ruanda, Güney Afrika, Tunus'ta var. Tamam mı? Yani ve bunları VIV yapabiliyoruz. Yani konumlarını falan hani görüp nerelerde hizmet verdiklerini, hayır hizmetleri nasıl yaptıklarını, organizasyonlarda insanlığın faydasına ne gibi hizmetler yaptıklarını da web sitelerinden görüntülebiliyorlar. Yani Afrika'daki oluşum, hani Ruanda üzerinden Türkiye'ye yönelik bir takım ithamların, bir takım algı operasyonlarının yapılmaya çalışılmasını da doğru okumak lazım. Yani 1994'de hatırlayın, 800 bin insan 100 günde öldürüldü üstadım. 300 bini çocuk. Bak çocuk. 800 bin insan radyodan yayın yapıyordu. Adamın biri. Diyordu ki işte onları öldürün. Kim, Mitterrand ne diyordu 98'de? Yani Ruanda için orada yaşanan ölümler bir şey değil yani. Bir anlam taşımaz diyordu yani Mitterrand. Hatırlayın. Evet yani sonuçta. Bilmelerinde yaşadığı yerdir Ruanda. 1 milyon insanın öldüğü, 2 milyon insanın ülkesini terk ettiği. Çünkü o uzun bir süre sürdü. Ya. Yani o ilk ölümden sonra yaralı kalanlar kaçtıkları yerlerde, yani sağlıksız şartlarda hayatını kaybettiler. Bir ülkenin nüfusunun yarısından fazlasını yok ettiler. Yani mesela bu anlamda Gazze çok daha şanslı, dünya haberdar oldu. Huti Tutsi iki kabile birbirini kesiyor dediler ama arkasında Belçika'da vardı, Fransa'da vardı, İngilizler de vardı, Almanlar da vardı. Daha sonra da ülkeyi fiili ekonomik olarak işgal ettiler. Şu anda Ruanda onların turizm bölgesi, eğlence merkezi. Ve ben bu çatışmalar olurken bir makale yazdım. O makaleden dolayı o zaman devlet güvenlik değil mi? Askeri mahkemede galiba daha 80'li yıllardaki çatışmayı yazdığım için yargılandım. Bu Huti Tutsi olayı üzerinden Türkiye'ye yönelik mesaj verdiğim iddiasıyla Huti Tutsi Tutti Fritti diye bir yazı yazmıştım. Siz o zaman bir
Sexy Show vardı, Tutti Frutti izlerken dünyada başka şeyler oluyor diye yazı öyle bir yazıydı. O yazıdan dolayı askeri mahkemede. Evet. Ya bak Çabat diyor. Türkçesi Çabat. Küresel etkileri, kampüs, Çabat'ın rebisimleri ilham vermek ve almak için İsrail'de toplanıyor. Bak ağlama duvarı. Evet. Üstadım. Yani bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Afrika'dan toplayıp bunları götürüyorlar. Orada eğitim verip kamp. Yani biz nasıl Kudüs'e insanların gitmesini teşvik ediyoruz. Onlar da Afrika'dan bu falaşa akrabalıkları, bunlar ikinci sınıf Yahudi kabul ettikleri için onları, akrabalık olması yetiyor. Çünkü onları ayrı bir yerde tutuyorlar zaten. Evet. Şimdi son haftanın en çok okunan yazılarından biri Yahudi kavmini kısa tarihi. Dilipak birazdan anlatıyor Yahudi kavmini kısa tarihi üzerinden. Biz bu tanımlamaları, hani betimlemeleri, tarihi perspektiften anlayışı arttırmak zorunda olduğumuzu tekrar tekrar hatırlıyoruz. Çünkü birkaç gün önce bir üniversite öğrencisi bir tezle alakalı beni aradı. Dedi Bülent Hocam, Yahudi kavminin tarihi üzerine bir takım olgular var şu şu konularda. İstişare ettik vesaire. Anlaşılan o ki yani meselenin din, kültür, tarih kapsamıyla birlikte anlatılması lazım. Biz daha çok ideolojik bakıyoruz üstadım. Tabii. Bakıyoruz. Doğru bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Yani evet. Bu bilgiye sahip olmadığımız için de tırnak içinde düşmanı tanıyamıyoruz. Yani, çünkü Siyonizm'in mesela buradan yola çıkarak izleyicilerimiz de bu konuda ne düşünüyor? Yazsınlar lütfen. Yani biz zannediyoruz ki şu görüntüyü veren adam Siyonist. Bak şimdi. Bak biz şöyle zaten. Şunu ve şu görüntüyü veren adam Siyonist. Ya arkadaşım adam sarık takıyor. Sarık. Adam takke takıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Onun Siyonist olması için illa şu kafasına taktığını takmasına gerek yok. Şu fötür şapkasını giymesine gerek yok. İşte biz Siyonizmi, Yahudiliği bu bağlamda Tevrat'ı, Tora'yı anlamamız lazım. Hem semboller yani, üzerinden bize o, Yahudi kısa tarihini programın son bölümünde girizgahla birlikte yapın. Her hafta böyle yapalım. Bir bölümünü konuşalım program sonunda. Yani o bayramdan sonra yapalım isterseniz. Yani çünkü önümüzdeki hafta yine bayram haftası. Haftaya zaten sezon için son yayına çıkacağız üstadım. Bayram geliyor. Bayramdan sonra biliyorsunuz artık okullar tatil vesaire, vatandaş memlekete gidiyor, köye gidiyor. Olağanüstü bir durum olursa o ayrı bir konu ama yayınlara yazabilir. Yani onu kronolojik olarak tekrar, yani o makaleyi tarih olarak da bakabilirlerse habervakti.com'dan görebilirler. Yani Yahudiler kendilerine 5000 yıllık bir tarihten söz ediyorlar. Halbuki yani Hazreti İbrahim Musevi değil, haşa. Yani Hazreti Musa çok daha geç vakitlerde ortaya çıktı. İsrail kavramının ortaya çıkması Yakup Aleyhisselam. Ona dayandırıyorlar ama özür dilerim üstadım. Şöyle yapayım. Ben size nasıl bir sufle yapayım. O sufle üzerinden ekrana sizi alacağım. Şimdi yazıya şöyle başlıyorsunuz. Bunlar önemli cümleler. Belki ekranda herkes bu yazıları okuyamayabilir. Bugün size Yahudilerin kan ve gözyaşı dolu tarihinin kısa bir özetini sunacağım. Ne kendileri eylediler, ne aleme verdiler huzur ve ahir zamanda yine kan döküyorlar ve bu kez sanırım kendi sonlarını getirecek bir cinayete imza atıyorlar. Kendi tarihlerinin sonunu getiriyorlar. İnsanlar doğdukları ana babayı kendileri seçmez, doğdukları zamanı ve toprağı da. Aynı şekilde derilerinin rengi ve cinsiyetlerini de. Bu anlamda biz onların soylarını ya da seçtikleri dini sorgulamıyoruz. Bak muhteşem bir girizgah. Sorguladığımız zalimlikleri ve bu zulmü onları yönlendiren adına Siyonizm denilen ideolojileri ve siyasetleri. Hazreti İbrahim'den başlayalım anlatmaya. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönem için M.Ö. 2000-1400 yılları arasında bir tarih verilmektedir. 600 yıllık bir oynama var. Hazreti İbrahim'in iki oğlu vardı. İsmail ve İshak Aleyhisselam. Yeğeni Hazreti Lut da peygamberdi. Buradan sözü size bırakıyorum. Evet, yani şimdi bunların hiçbirisinin Beni İsrail'le alakası yok. Yani dolayısıyla işi Hazreti İbrahim'e götürmelerinin bir anlamı yok. İsrail tanımı ne zaman çıkıyor? Yakup Aleyhisselam döneminde. Yani İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam döneminde çıkıyor. Yakup Aleyhisselam'ın 13 çocuğu var. 2 hanımı vardı. Bu 13 çocuğundan 11'i
kardeşleri Yusuf'u kuyuya attılar. Yine ortada bir devlet yok. O bir topluluk var. Bunlar Hazreti Yusuf'un daha sonra sarayda görev alması üzerine Mısır'a gidiyorlar. Daha sonra bunlar orada dışarıdan gelen kişiler olarak farklı bir inanç sahibi oldukları için köleleştiriliyorlar. Onlar daha sonra dinlerinden büyük ölçüde uzaklaşmalarına rağmen kölelikleri devam ediyor. Ta Hazreti Musa zamanına gelene kadar, diğer Hazreti Musa'dan önce değişik bölgelerde yaşayan yine kabile şeklinde İsrailoğulları var. Ki bakın daha ilk İsrailoğullarının, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının ortaya çıkışında bir trajedi var. 13 kardeşten 11'i kardeşleri Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Yani İsrail tarihi bir trajediyle başlıyor. Arkasından bakıyoruz Hazreti Musa dönemi. Hazreti Musa bir kral değil, kavmini Sina'ya geçiriyor ve 40 yılda Kudüs'e geliyorlar. Yani asır geçiyor bu arada. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Yuşa Kudüs'e iniyor. Devam edecek olursak yani bunların bir araya gelip kabileleri birleştirip devlet olmaları Hazreti Davud zamanına geliyor. Hazreti Davud'un bunları kabileleri birleştirmelerinden sonra bunların artık yerleşik düzene geçmeleri Hazreti Süleyman zamanında. Yani kabileler birleşince de kamil bir devlet de ortaya henüz çıkmış olmuyor. En azından düşmanlarına karşı belli bir toprakta varlıklarını gösteriyorlar ama mabedin inşasından sonra yine hem kendi işlerinde sorun yaşıyorlar hem çevreleriyle çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve sonunda Nebukadnezar'ın mabedi yıkmasıyla bu dönem sona eriyor. Babil'e sürgüne gidiyorlar. Orada işte İran daha sonra Babil'i yıkınca bunlar tekrar bir kısmı, büyük bir kısmı tekrar Üzeyir Aleyhisselam'ın önderliğinde dönüyorlar. Ama bu defa da o Tevrat'ı yeniden topladığı için Üzeyir Allah'ın oğlu diyorlar. Onu ancak böyle birisi yapabilirdi ki Hazreti İsa'ya da Allah'ın oğlu demeleri öyle. Yani birinci mabet dönemi geçiyor, ikinci mabet dönemi, ikinci mabet döneminde sorunlar yaşanıyor. Yıkılıyor, tekrar yapılıyor. Yani bir türlü kamil anlamda bir devlet oluşturamıyorlar. Toplam devlet süreleri Osmanlı Devleti kadar değil. Yani bunların hani öyle parça parça devlet olduklarını kabul etsek bile ama kendilerine 5000 yıllık dünyaya da bunu öyle anlatıyorlar. Bu anlamda İsrail'i bizim kendi içlerinde de bir trajedi, kendi kendilerine de çok büyük zulümler yaptılar. Sonuçta Hazreti İsa da Beni İsrail'dir. Hazreti İsa'ya da her türlü kötülüğü yaptılar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a da her türlü kötülüğü yaptılar. Peygamberlerine iftira ettiler. Devletlerinin kurucusu, ilk kurucu olarak Hazreti Davud'u kabul ediyorlar. Ona da iftira ettiler. Dolayısıyla Yahudiler sadece Gazze'lilere, Müslümanlara bu zulmü yaptı değil, kendi kendilerine de en başından beri ve Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure, Bakara suresi, tamam bu Yahudilerin yaşadıkları hayatın içinden bize örnekler verir ve sakın onlar gibi olmayın diye. Ama onlar içerisinde çok güzel, muhteşem örnekler de vardır tabii. O kadar çok peygamber geldi ki hepsi de. Aynı zamanda bizim de peygamberimizdir. Onun için Yahudi tarihine bir baktığımızda onu bir kronolojik olarak gözden geçirdiğimizde gazetede bunların ne yaptığını anlamak çok zor değil. Çünkü geçmişte kendi kendilerine de bunu yaptılar. Ve sonunda her büyük zulümden sonra bunlar çok büyük bir kırıma uğruyorlar. Yani
bu Talut Calut olayında da görüyoruz ya da Nebukadnezar olayında da görüyoruz. Romalılarda da görüyoruz. Arkasından Mekke'den Büyük İskender döneminde de görüyoruz. Bizans geliyor yine görüyoruz. Kendilerine yapıyorlar. Diğer Hristiyanlar daha sonra Hristiyanlara yapıyorlar. Hristiyanlar geliyorlar tekrar bunlara yapıyorlar. Yani Batılılar bunu getirip içimize soktu ama daha önce de Haçlı Seferi'nde bunlara yapmadıklarını bırakmadılar. Bunların kendi devletlerinde bile o kadar rahat olmadıkları tek dönem Hazreti Ömer dönemi. Ve sonrasında ta ki tekrar Kudüs'ün düşmesiyle birlikte trajedileri başladı. Yani Yahudilerin Beni İsrailoğullarının kendilerini güvende, huzur içinde hissettikleri iki coğrafya var. Ve iki dönem var. Birisi Hazreti Ömer dönemi, öbürü de İspanya. Ki zaten Avrupa'ya geçişleri, hatta İspanya'dan çıkarıldıktan sonra tekrar Türkiye'ye gelmeleri ve Müslümanlar tarafından hep himaye edildi ki bunu da zaten Tevrat'taki Hazreti Nuh kıssasında görebiliyoruz. Yani kendilerini Türkler bu kadar himaye ettikleri halde Türkiye'ye karşı ya da Osmanlı'ya karşı hem Çanakkale Savaşı'ndaki tavırlarını biliyoruz, hem Mısır'da işledikleri cinayetleri, hem Gazze'de ki o zamanki Siyon Katır Birliği ya da Filistin'de bugün devam eden zulümler, kendilerini koruyanlara karşı yani kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yönetime karşı, onların çocuklarına, varislerine karşı düşmanlık yapıyorlar ki ve her bu büyük fitneden sonra İsrailoğulları çok büyük bir kırıma uğradılar. Öyle zannediyorum ki zaten bir takım rivayetlerde bu kırım onların mutlak sonu oluyor. Yani bir daha İsrailoğullarını hiç kimsenin himaye etmeyeceği ve bir daha bir araya gelemeyecekleri büyük bir yıkıma doğru gidiyorlar. Bunlar yani Gazze'deki yenilgilerinden ibaret kalmayacak bu. Bu tabii yeni kendilerine uygun bir Dahlan projesinde olduğu gibi bir Filistin devleti kurulursa biz onlarla beraber bu işi hallederiz anlayışı da onları şimdilik oyalıyor. Ama öyle zannediyorum ki bu fitnenin sonunda İsrailoğullarını hiç kimse sahiplenmeyecek. İnşallah yani mazlum olanları zarar görmezler. İnşallah bu zulme ortak olmayanlar bu büyük kırımdan zarar görmezler. Ama korkarım bu durum onlar için tarihlerinin sonu olacak. Hani tarihin sonu diyorlar ya, başkalarının tarihinin sonunu hazırlamaya kalkanlar kendi tarihlerinin sonunu getirebilirler. Şimdi yani konuşmanızın içerisinde büyük sürgünlere bahiste tarihi perspektiften örnekler verdiniz. Yani hakikaten birinci sürgün, ikinci sürgün Nabukadnezar'a, Babil kralının Buhtun Nasır'ın yani Kudüs'e girmesi, orayı bir enkaza çevirmesi, mabedi yıkması, sonra binlerce İsrailoğullarından esirleri alıp götürmesi, hatta Üzeyir Aleyhisselam'ın o Babil sürgününde, Dalyan Hazretleri'nin Babil sürgününde dünyaya gelmesi vesaire. Bunlar hem Titus eliyle Roma ikinci dönem biliyorsunuz İsa'dan sonra, milattan sonra 70'tir Titus'un. Vespasyan yaptığı, onlarla alakalı bir sürgün var. Endülüs sürgünü var, Hazara sürgünü var, Avrupa sürgünü var, Londra'dan var biliyorsunuz, Bavyera'dan var. Sürekli, sürekli. Yani kamil devlet yok. 600 yıl Osmanlı ile kıyasla edilmez. Yani 1492 hatırlayın, yani Endülüs sürgünü, Andalucia, oradan Osmanlı himayesine girmeleri ve Osmanlı'nın içerisindeki faaliyetlerini, çalışmalarını falan vesaire artık biliyoruz. Yani Osmanlı üniversitelerinde İstanbul Hukuk'ta okuyan Ben Gurion'un nasıl Siyonist İsrail rejiminin ilk cumhurbaşkanı olduğunu, kurucu lideri olduğunu vesaire de biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. İzleyicilerimiz bilmiyorum ne düşünür.
Tarih boyunca ciddi manada büyük sürgünler yaşayan Beni İsrail, üstadım hiç olmadığı kadar büyük bir sürgünü yaşıyor şu an. Büyük bir Yahudi sürgünü var şu an. Tarih boyunca yaşadıkları o olaylardan dolayı dünyadaki toplumların belirli kısımlarında onlara karşı bir merhamet oluşuyordu. Nasıl geldiler Filistin topraklarına gemilerle? Gemilerde pankart asmışlardı. Bizi sürdüler, evsiz barksız bıraktılar. Lütfen siz bize sahip çıkın, siz bizi sürmeyin, siz bize yardım edin diye pankartlar açıyorlardı. Yani vicdanlı insanların kalbinde onların tırnak içinde mazlumiyetlerine yönelik bir merhamet duygusu vardı şimdiye kadar. O da yok artık oldu. Dünyada hiçbir insanın kalbinde Yahudilere ait bir olgu, bir değer kalmadı. Yahudiler, Siyonistlerin yaptığı, bu kabalistlerle yaptığı, emperyalizmle yaptığı katliamlardan dolayı mütedeyyin Yahudilere de, bu bağlamda vicdanlı, erdemli Yahudilere de sesleniyoruz. Ayağa kalkın. Dünyada hiçbir yer artık sizin için emniyetli ve güvenli değil. Çünkü en büyük sürgünle karşı karşıyasanız dünyadaki insanların kalplerinden sürüldünüz. Ve bunun da müsebbibi başta Netanyahu olmak üzere Siyonist, küresel, emperyalist sömürgeciler. Büyük bir Yahudi sürgünü insanlığın kalbinde gerçekleşmiştir. Tabii. Çok acı bir durum. Yani çok, çok ilginç. Epstein olayı bambaşka bir olay. Eş zamanlı olarak Epstein olayı ve o Şabat tapınağının altında o çocuk cinayetleri, o fuhuş evleri üst üste geldi. Yani bunlar artık Musevi filan da değil. Bunlar değil, satanist, değil. Pedofolik bir topluluk ve bunu bilen, evet, Rabbiler zaten İslam ülkelerindeki bir takım işte hükümetlerin ya da cemaat ların sessizliği karşısında çok büyük bir infial içindeler. Yani başından beri. Yani onu da görmemiz lazım. Ama Yahudiler bunu kendi gelecekleri için, hiç olmasa bu Siyonistlerle aynı zihniyeti taşımadıklarını çok açık bir şekilde göstererek onlar bu büyük kırımdan kurtulmaları gerekir. Yoksa yani bu fitne onları da yakacak. Hani İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye bir ayet var ya, bizi uyaran. Bu Siyonistlerin işledikleri yüzünden o kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Rabbiler de zarar görmemeli. Onun için işte bunlar, yani bakın bunu biz örgütlemedik. Cenab-ı Allah bunu böyle denk getirdi ve işin öbür vehameti ortaya çıktı ve insanlık zaten bunları görünce üç şey üst üste geldi: Gazze, Epstein ve bu DSO vesaire, bu Global Reset senaryosu üst üste gelince insanlığın gözü açıldı. Ama İslam dünyası bu konuda hala, yani Türkiye hala daha Cuma günü Birleşmiş Milletler'le yeni bir anlaşma, ortak kalkınma programları için bölgesel bir merkezin İstanbul'da açılması konusunda yeni bir yasa geçti. Kimse ne soruyor, ne yani bir açıklama yapıyor, nasıl oluyorsa pataküte geçiyor bunlar, oluyor. Ama inşallah bizimkiler de, İslam dünyası da bu gerçekler karşısında artık daha fazla kafasını kuma gömmezler. Evet, büyük Yahudi sürgünü dünyada gerçekleşmiştir artık. Ve bunlar kendilerini Yahudi olarak tanımlayan, Tevrat'tan, Torah'tan ayetler okuyarak mücadele yaptıklarını ve bir ibadet halinde olduklarını iddia eden Yahudiler elinde, tırnak içinde, yapılmaktadır. İşte gerçek ortaya çıkmış. Birinci sürgün, ikinci sürgün, işte Londra, Bavyera, Endülüs sürgünü, Avrupa sürgününden daha büyük bir sürgün, dünyadaki bütün insanların kalbinden Yahudiler sürgün edilmiştir. Büyük Yahudi sürgünü. Aklı başında Yahudilere tekrar seslenelim. Yani dünyanın hiçbir yerinde Yahudiler için emniyetli ve bir güvenli bir ortam kalmamak üzeredir. Aklınızı başınıza alın. Bu Netanyahu çılgınını, bu küresel kabalist pedofilleri içinizden atın, deşifre edin ve mücadele edin. Daha yine dün
hiç olmadığı kadar İsrail tarihinde büyük bir kalabalık Netanyahu aleyhine sokaklardaydı. Meydanlardaydı Tel Aviv'de. Yöntem usul anlaşmazlığı yaşıyorlar sadece. Yoksa Filistin işgal edilmiş Filistin topraklarından çıkma niyeti de yok büyük bir kitlenin. Ama maalesef gelecek günler bu bağlamda Yahudiler için hiç de içi açıcı gözükmüyor. Ha, bak şunu da söyleyelim hemen. İsrail'e gelen artık dışarıdan Yahudi sayısı son derece düştü. İsrail'den giden uçaklar ve gemilerle yolcular bütün şeyleri dolduruyor. Yani çok ciddi bir İsrail'den kaçış söz konusu. Yani yaşlılar, hastalar ya da artık İsrail'de yaşamak istemeyen insanlar ayrılmaya devam ediyorlar. Bu da önemli bir gelişme. Önümüzdeki günler özellikle Haziran ayından sonra, çünkü bunların ümidi işte DSEV'de de çuvalladılar ama iddialarından vazgeçmiyorlar. Bu tek para karbon ayak izi meselesi, iklim politikası ile ilgili bizim daha önce açıkladığımız bu Yeni Delhi mutabakat belgesinde söz edilen Haziran ayında yeni bir asamble kurulması söz konusuydu. Yapay zeka üzerinden bütün bu politikaların örgütlenmesi, izlenmesi ve çok tehlikeli başka bir şey de acil eylem gücü diye eğer bir ülkede tabii afet, ki tabii afetleri de kendiler örgütlüyorlar ya da başka bir salgın ortaya çıktığında jandarma, polis ve zabıta yerel yönetim güçlerini yönetmek üzere zaten bir tane germ diye daha önce kurmuşlardı. O bir takım üslerde tutuluyor. Oradaki personeller hemen dönüştürülüp öyle değil. Şimdi bütün ülkelerin içerisinde bu uluslararası acil eylem timlerinin kurulması yönünde bir karar alınması bekleniyordu. O Haziran ayı için beklenen bir şey. Ki aslında bu ilk DSEV'e bayram yapacaklardı. Bu işte, işte sağlık konusunda uluslararası bir network oluşturuluyor. Ama o konuda biraz çuvalladılar. Bir yıllık bir tekrar çalışacağız diyorlar. Ama yine yola devam edeceğiz diyorlar. Şimdi öbür projede çökerse bu uluslararası sistemde ciddi bir krize yol açacak. Ama eğer bunu hayata geçirmeye kalkarlarsa ki İsrail'in umudu da o, dünyada bunu gerçekleştirmek için terör, suikast, tabii örgütlenebilen tabii afetler, yangınlar vesaire yanında sıcak savaş. Çünkü bunlar geri adım atmak istemiyorlar. Bunu başaramayacak olurlarsa köşeye sıkışmış hissedecekler. Eğer bu mücadeleyi kaybederlerse bunlar Hitler'e dönerler. Yani ne canları ne malları ya da ne şirketlerinin hiçbir geleceği yok. Dolayısıyla çılgınca kararlar alabilirler. Eğer başarırlarsa da bunlar daha farklı bir şekilde hükümetler üzerinden toplumları kontrol etmeye çalışacaklar. Başaramazlarsa, bu konuda gerekli, yeterli desteği göremezlerse, bu defa emrivaki, bizden sonrası tufan diye çok tehlikeli maceralara girişebilirler. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor.